Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selat ve selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak masum Ehl-i Beyt'ine olsun. Kıymetli Ehl-i Beyt dostları, Cabir ile Gündem Ehl-i Beyt programına hoş geldiniz. Yine bir güzel cuma akşamı ve yine sizlerle beraberiz Cem TV ekranlarında. Yine 12 imam inancını, Ehl-i Beyt inancını konuşmaya, anlamaya, onları tanımaya çalışacağız. Onlardan nasip almaya çalışacağız. Onların nuruyla hayatımızı aydınlatmaya çalışacağız. Bu akşam konumuz Şah-ı Horasan, 12 imamın 8.'si İmam Rıza aleyhisselam. İmam Rıza hakkında bilgi alacağız çünkü onun kutlu veladet yıl dönümlerindeyiz. Hicri takvime göre doğum yıl dönümlerindeyiz. Bu sebeple değerli alimimiz Caferi Alimler Birliği'nin çok kıymetli üyelerinden İbrahim Şeren hocamız bizlere İmam Ali Rıza hakkında bilgi verecek. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hocam bize Şah-ı Horasan'ı tanıtmanızı isteyeceğiz. İmam Rıza Aleyhisselam'ı tanıtmanızı isteyeceğiz ki biz de ondan nasiplenelim. Hayatımızı onun nuruyla nurlandırabilelim, yolumuzu aydınlatabilelim. Onun lakaplarından, dönemin özelliklerinden ki İmam Rıza'nın dönemi özellikle ilgi çekici bir dönem. Abbasi halifesi ile İmam Rıza arasındaki, Memun ile İmam Rıza arasındaki ilişkileri özellikle yine sizden öğrenmek isteyeceğiz. İmam Rıza'nın bize tavsiyeleri, neler öğrenebiliriz İmam Rıza'dan? Bütün bunları öğrenmek istiyoruz ama ilk önce bir genel hatlarıyla Şah-ı Horasan'ı, İmam Rıza Aleyhisselam'ın faziletlerini, Ehl-i Beyt inancındaki önemini, yerini bize tanıtmanızı isteyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Şah-ı Horasan, Zamine Ahu, Şems-i Şumus, İmam-ı Rauf, İmam Rıza Hazretlerinin bereketli ve saadetli doğum günü nedeniyle bütün kalbinde Ehl-i Beyt aleyhisselamın sevgisini taşıyan canlara özellikle Cem TV aracılığıyla ekranlarında bizi izleyen bütün Ehl-i Beyt aşıklarına, dostlarına yüce varlığın incisi olan 12 imamın imamet halkasının 8.'si olan Musa Reza Hazretlerinin ben bu saadetli viladetini tebrik arz ediyorum. Allah evlerimize, ülkemize, İmam Rıza aşkı hürmetine, Ceddi Resulü Ekrem hürmetine rahmetini lütfetsin. Amin. Belalardan, afatlardan muhafaza etsin. Efendim, İmam Rıza aleyhissalatu vesselam, Allah'ın selamı ona olsun. Kısa bir selamlama ziyareti vardır. Bu kutlu günde o selamlama ziyaretini okumadan geçsem içimiz buruk kalır. Ve bizi izleyen bütün canlar da arzu ederim ki mutlaka bizden bunu bekliyor ki o kısa 20 saniyelik, 30 saniyelik o duayı okuyarak geçelim. Tabii, onları buyurun, da biz de nasibimizi alalım hocam. Ekranları başında, evlerinde bizi konuk eden değerli canlar da nasibini alsın. Bizler de nasibimizi alalım. Şöyledir ziyaret. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Ali ibn Musa Rıza el-Murtaza el-İmam-ı Teqiyyin-Neqi ve hüccetike ala men fawqa al-ardı ve men tahta s-sara es-siddiqi şehid salaten tammeten zakiyeten mutevasileten mutevatireten muteradife ke efzel ma salleyte ala ahadin min evliyaik. Anlamı şu: Allah'ım, Ali ibn Musa Rıza, bir bir İmam Rıza'nın lakaplarını orada bu ziyaretnamede vasfediyor. El-Murtaza, razı edilmiş imam. El-Teqi, her türlü yanlıştan, her türlü kötülüklerden korunmuş. En-Neqi, seçilmiş. Ve hüccetike ala men fawqal ardı ve men tahtes-sara, yerlerde ve göklerde olan bütün varlığın hücceti, kanıtı ve imamı olan İmam Rıza'ya devam ediyor bu şekilde. Allah'ın selatı
və səlamı üzərin olsun və dostlarının üzərin olsun. Bu ziyarəti qısaca arz etdikdən sonra İmam Rıza aleyhissalatu vesselamı tanımamız gərəkən hayatından hayatımıza ışık, ders almamız gərəkən o kadar örnekler var ki Muhammed Bey. Bütün Ehl-i Beyt imamları bizim için örneklerdir. Hayatımıza birer birer bütün safhasına yansıtabileceğimiz nurlardır. Ve bu nurlar Kur'an'ın da buyurduğu gibi rahmet nurlarıdır. Gönlümüzü aydınlatacak, ruhumuzu aydınlatacak, bizi sevgiyle, rahmetle perçinleştirecek, hoşgörünün paylaşımın zirvesine götürecek ilahi nurlar. Bizim de zaten bu programdaki amacımız, programın adı da zaten Cabir ile Gündem Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt'i gündem etmek ve o bahsettiğiniz Ehl-i Beyt'in nurundan bir nebze olsun pay alabilmek. Kesinlikle. Ehl-i Beyt'i biz ne kadar tanırsak insanlık olarak model rol hayatımızda gerçekleşmiş olacak. Yani güzelliklerin hayatlarında olan yaşadıkları ve bize sundukları güzellikleri daha bir başka yerde arayamayacağız. Arasak da bulamayacağız. Konumuzun devamında inşallah ben örnekler de vereceğim buna. Bundan dolayı İmam Rıza Efendimizin Medine'deki olan dönemi babalarından sonra babaları 7. imamımız Musa Kazım Hazretlerinden sonra 17 yıl imamet döneminin 17 yılını Peygamberimizin şehrinde Ceddi Resul-i Ekrem'in şehrinde insanların eğitimine adamıştır kendini. Düşünün, babalarından sonra devraldıkları öğrencileri yetiştirmeye ve ilim, irfan havzaları, üniversiteleri kurmaya ve onları doğru yönlendirmeye adamışlardır kendilerini. Şöyle bir dikkat edelim, İmam-ı Sadık Hazretlerinden sonra ciddi bir bunalım geçirdi Ehl-i Beyt. Ciddi bir sıkıntı, ciddi bir baskı altında kaldı Ehl-i Beyt dostlar bu dönemde. İmam Musa-i Kazım'ın zaten hayatı bunun gerçek bir kanıtıdır. Hep hapishanelerde, evet, zindanlarda geçmiş. Zindanlarda Harun lanetinin zindanlarında ömrünü çoğunu geçirdi. Ve o da bir yerde sabit kalmadı. Onun da hikmeti, gerekçesi ayrı, sürekli zindanlarda değişiklikler yaparlardı. Kimin dönemiydi hocam? Özellikle sormak istiyorum. Çünkü özellikle öne çıkarılıp çok değerli bir şahsiyetmiş gibi bizlere sunulan Büyük Abbasi Halifesi olarak sunuluyor bize. Ne yazık ki, ne yazık ki biz... Harun Reşit değil mi? Harun Reşit. Ne yazık ki biz Peygamberimize ümmet olarak zulüm etmekteyiz. Sevgisini kalbimizde taşımakla yükümlü olduğumuz bu Ehl-i Beyt'e ve o Peygamberin bize emanetine zulüm etmekteyiz. Birisi de buyurduğunuz noktadır. Peygamberin torununu işkenceler altında, bugünkü tabirle hücre hapishanelerinde tutarak her türlü işkenceden asla ve asla vazgeçmeyen bir Harun-u Reşit gibi aşağılığı getirip Müslümanların kahraman bir halifesi ilan etmekten daha aşağılık bir şey olamaz. Bunu biz söylemiyoruz. Ben kaynak veriyorum. Gitsinler baksınlar. Gitsinler araştırsınlar İslam tarihlerini. Gitsinler araştırsınlar bütün İslam mezheplerinde yazılan Abbasi dönemine ait tarihleri. Aksini iddia eden varsa kellemi bedel olarak veririm. Ancak taassuplarımız, duygularımız, inancımızın önüne geçmemeli. Ha, bu nedenle bizi eğer taassubi bağnazlığın içerisinde biz çırpınmasaydık ilahi rahmetler niye yoksun kalırdık ki? Niye uzak kalırdık? Sebep bu.
Yani eğer siz ilahi rahmetin tecellisini görmek istiyorsanızsa Allah'ın buyurduklarına itaat etmelisiniz. Allah ne buyurur? Benim emrettiklerime itaat edin. Onları dinleyin. Onların sevgisini size farz kıldım. Onlar sizin hüccetinizdir. Onlar yeryüzünün rahmetidir. Onlar olmazsa rahmetten yoksun kalırsınız. Ve bütün nimetleri onların yüzü suyu hürmetine veriyorum size. Bunu hepimiz bilmekteyiz. Ama ne yazık ki, ne yazık ki bilim adamları dönemin acımasız ve kaddar insanlarının elinde kalırsa o zaman ilmi gerçekleri gizleyip dönemin krallarının istediklerini gerçeklerin yerine gerçekmiş gibi insanlara sunurlar. Ve bu bizim tarihimizde az değildir. Bizim tarihimizde o kadara çok ki insan o tarihi okuduğu zaman bile utanç duymaktadır. Ki bizim tarihimizde bunlar nasıl gerçekleşmiştir. İmam Rıza Efendimizin de hayatına baktığınız zaman o rahmet elçisinin torunu, kendisi de bir rahmet elçisi olarak peygamberin, ümmetinin ve insanlığın arasında her açıdan mükemmel ötesi bir örnektir. Ahlaki seciyesiyle, konuşmasıyla, cömertliğiyle, ilmiyle. Bakın o dönemde bilim adamları, batı bilim adamları, içerideki birçok farklı bilim adamları İmam-ı Rıza Efendimizin huzuruna geliyor. Medine'de diz çöküyor. İlim şehrinin kapısının evlatları bunlar. Oradan doğru ilmi almak için geliyorlar. Ve bunun için de İmam-ı Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi çok önemli. Bakın ne buyuruyor bize bu hadiste? Şerriqa u garriba. Batıya da yüzünüzü çevirseniz, doğuya da yüzünüzü çevirseniz, len tecidu ilmen sehihen illa min indina. Doğru bir ilmi ancak bizim yanımızda bulursunuz. Batıya da ilim aramak için gidin, doğuya da ilim aramak için gidin. Doğru bir ilmi ancak bu kapıda bulursunuz. Başka bir kapıda bulamazsınız. Ne yazık ki, ne yazık ki bugün bu kapıyı terk ettiğimizden dolayı cehaletin içerisinde can çekişmekteyiz. Ne yazık ki bugün bu Ehl-i Beyt hanedanına sırt çevirdiğimiz için itaati farz olan, muhabbeti ve meveddeti, sevgisi farz olan bu Ehl-i Beyt'ten bağımızı kopardığımız için kan kaybındayız. Bundan dolayı İmam Rıza o günün şartları içerisinde bütün konjonktürel bazda değerlendirme yapacak olsak insanları hurafalardan, kirli dezenformasyona kurtarıp onlara bir gökyüzünde parlayan, yönünü kaybeden bir himiktedu o imama bağlandıkları zaman yörüngelerini doğru yöne çeviren, doğru kılavuzluk edilen insanlar haline geldiler. Evet. Ve bu açıdan o 17 yıl peygamberimizin şehri olan Medine'de Allah Resulü'nün ceddi Resul-i Ekrem Efendimizin o şehrinde ilim irfan yatağını öylesine oluşturdu ki Abbasiler bile diz çökmek zorunda kalırdı. Ki özellikle İmam-ı Musa Kazım Efendimiz'den sonra İmam Rıza Efendimiz'i şahit etme noktasında çok ciddi bir tedirginlikler yaşadılar. Çünkü şimşekleri çektiler üzerlerine. Abbasiler. Bir de İmam Musa Kazım'ı zaten hapiste tuttular, şehit ettiler, tepkiyi topladılar. Tepkiyi topladılar ve artık o namazaya karışamadılar. Karışamadılar. O 17 yıl içerisinde rahat bir nefes aldılar ve bu rahat bir nefes döneminde insanlığa tekrar ilimle, teknolojiyle buluşmayı sundular ve öğrenciler yetiştirdiler farklı dallarda.
İmamlarımız hep böyle bu baskıların olduğu dönemlerden kurtuldukları, o baskılardan bahsediyorum tırnak içinde, baskının olmadığı o boşluk dönemlerini hep bir fırsata çevirmişler. Geçen hafta da İmam Cafer-i Sadık hakkında konuştuğumuzda öğrenmiştik ki İmam Cafer-i Sadık ve İmam Muhammed Bagır dönemleri Abbasi ve Emevilerin birbirine düştüğü, imamlar üzerinde baskının azaldığı dönemlerdi. Onlar da aynı şekilde büyük bir fırsat olarak bunu kullanıp ilmi yayma noktasında çok büyük çalışmalara girişmişler. İmam Rıza döneminde de ilk 17 yıllık süre içerisinde aynısı oldu diyorsunuz değil mi? Aynısı oldu. Yani İmam-ı Sadık babası İmam Bagır'dan o dönemde babası o temeli atıyor. Abbasilerin başa gelmesi, Emevilerin çöküşü, o iç savaşı İmam-ı Sadık üniversiteye çeviriyor. Burada da İmam Rıza değerli babaları ve iman ehlinin, Müslümanların 7. imamı olan Musa Kazım Efendimiz'den sonra o şehadeti Abbasiler düşündükleri gibi sonuçlanmadı. Onlar tamamen bir tehdidin ortadan kalktığını düşünürdüler. Ama oysa İmam-ı Musa Kazım'ın şehadeti bir kendisi bir tehdit oldu Abbasilere. İnsanlar Abbasilere tepki göstermeye başladılar ve o tepki gösterme sonucu İmam Rıza çok rahat bir ortamda gerçek ilmi insanların sinesine akıtmaya başladı. Ve insanlar rahat rahat İmam Rıza'nın huzuruna gelip peygamberin mescidinde huzurunda diz çöküp o rahmet hanedanından nimetlenmeye başladılar. Onların ilim, irfan, ahlak, seciye sufralarından istifade etmeye başladılar. Evet. Bu Medine'de gerçekleşiyor. Bu Medine'de gerçekleşti. Bir sorumuz da bununla ilgili olacak. Eğer Medine ile ilgili açıklayacağınız başka bir şey varsa bekleyelim. Ondan i̇şte sonra sorumu sorayım. Tam burada tehdidi Abbas halifesi algılamaya başlıyor. Tam burada merkezi hilafet Horasan'a, Emin'le Memun iki kardeş birbirleriyle savaşmaya başlıyor. En sonunda kardeş kardeşi öldürüyor. Abbas'ın halifesi olarak Memun laneti başta kalıyor. Ve İmam Rıza'yı Horasan'a davet etmeye başlıyor. Sebep niye? Davet ediyor. Çok ilginçtir burası da. Zaten tam olarak bunu işte merak ediyorduk. Eminim seyircilerimizden de merak edenler vardır. WhatsApp'ı çok iyi takip edemedim, özür dilerim. Mutlaka soran seyircilerimiz var onu da. Şah-ı Horasan diyoruz. Yani Horasan dediğimiz yer bugünkü İran'ın Meşhed bölgesi. Tuz diye bilinen bir bölge. Maveravi Nehre yakın bölge. Evet. Orada defnedilmiş. Halbuki diğer bütün imamlarımıza baktığımızda yaşadıkları yer, defnedildikleri yer Irak veya Hicaz bölgesi. Sürgün. Bütünü sürgün. Dört imamın dışındaki bütünü sürgün hayat. Ama İmam Rıza'nın konumu bambaşka. Bambaşkadır. Neden böyle olduğunu soruyoruz i̇şte hocam. Bunun için Abbasilerin yarattığı o konjöktörü imam bu fırsata çevirince içteki görevliler, yani bizim tabirimizde ajanlar, bu tehdidi merkeze ulaştırırlar. Ve aynı zamanda Abbasi'nin içerisinde o kaynayan cadı kazanı ayakta kalmaları için Ehl-i Beyt'in meşruiyetine ihtiyaçları var idi. Emevilerden Abbasilerin bir farkı var. Emeviler sözde de, özde de Ehl-i Beyt düşmanlığını dile getirirdiler. Abbasiler sözde dile getirmirdiler, özde bunu hedefleyirdiler. Sözde kalbimiz siz Ehl-i Beyt'le beraberdir, biz sizinle beraber olacağız. Hak Ali Rıza'yladır, yani Ehl-i Beyt'ledir. Ali Rıza yani Allah'ın razı olduğu Ehl-i Beyt. Allah'ın seçtiği o Ehl-i Beyt. Hak sizinledir. Biz Emevileri yıkıp hakkı size teslim edeceğiz. Ve bu hak sizin elinizle insanlara yayılmalıdır. Bu nur sizlerin vasıtasıyla tamamlanmalıdır. Böyle bir sloganla, böyle bir şuarla yola çıktılar. Ama işin hedefinde ne var idi? Kesinlikle bu yok. Kendilerinin saltanatı. Bundan dolayı ister İmam-ı Sadık Aleyhisselam döneminde, ister İmam Musa Kazım Hazretleri olsun, ister İmam Rıza Hazretleri olsun, hiçbir zaman bunların
bu maskelerine kanmadılar. Ve dostlarını uzak tuttular. Buyurdular ki bunlara kanmayın. Bunların hedefi bizi kullanmaktır. Kendi saltanatlarını, temellerini sağlamlaştırmak için bizi birer köprü olarak kullanacaklar. Bundan dolayı da iç tehdit, içte kazıyan, kaynayan o muhalefet. Her geçen gün Abbas'ın içerisinde muhalefet penceresi kaynıyor. Tencere durmadan kaynıyor. Diğer bir taraftan İmam Rıza'nın ilmi açılımı, ahlaki açılımı, insanları gören, İmam Rıza'yı görenler ona meczup olur. Ondan kopmuyor. Doğudan, batıdan gelen, farklı farklı şehirlerden gelen Medine'ye, özellikle haç dönemlerinde İmam Rıza'yla entegreyi saklayanlar kesinlikle kopamıyor. İmam Rıza'ya bu muhabbet arttıkça Abbasiler de tehdit olarak algılıyor. Verilen raporlar sonucu ne yapıyor? Emir veriyor ki İmam Rıza'yı Horasan'a getirin. Ve çok ilginçtir burası da. Nasıl hocam, zorla mı getiriyorlar? Kesinlikle. Ve çok ilginçtir. Getirileceği güzergahlar bile özenle seçilen bir güzergahlar. Yani İmam Rıza'nın dostlarının az olduğu yer, tamamen muhaliflerin olduğu yerler olsun. Ehl-i Beyt muhaliflerin. Ya tamamen muhaliflerinin olduğu yer olsun o güzergah. Değilse de en azına dostlar o güzergahlarda az olsun. İmam Rıza Hazretlerine ilgi, alaka, sevgi gösterseli az olsun. Bakın, yani bir nevi baykot, bir nevi ambargo. Öne çıkmasını istemiyorlar. Çıkmasın. Bunun için getirileceği şehirler bile seçildi. Oysa İmam Rıza Hazretleri o peygamberin ilmini, şu Kur'an'ın ilmini sinesinde taşıyan bu rahmet nurları, bunların her türlü desisesini, her türlü entrikasını, kirli oyunlarını bildikleri için dostlarıyla bir celese yaptı. Ve orada şunu buyurdu. Bizi öyle bir güzergahlardan götürecekler ki bizim dostlarımız ya olmasın ya da az olsun. Siz bunun önlemini alacaksınız ve siz insanları burada uyaracaksınız. Amaç o entrikayı alt üst etmek. Bundan dolayı Allah Resulü'nün şehrinden İmam Rıza Hazretlerini çıkarırken bir de İmam Musa-i Kazım'da da şunu söylediler. Ne yazık ki İmam Hüseyin'de de bunu söylediler. İşte meslahat bunu gerektirir ki, bakın çok ilginçtir. Üzerinde düşünmemiz gereken konu. Saatlerce üzerinde oturup detaylı anlatacağımız, ibret alacağımız konulardan biri de budur. Meslahat bunu gerektiriyor ki Allah Resulü, Efendimiz, torununuz huzurunuzdan ayrılmak zorunda kalacak. Saltanatın meslahatı bunu gerektiriyor, söylemiyorlar. Ümmetin meslahatı bunu gerektiriyor. Yani gidelim Kur'an'a, Kur'an'da bir ayet var. O şudur, şöyle buyuruyor Yaratan. Onlara denildiği zaman yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın. Şöyle cevap verdiler fitneciler. Oysa biz en güzel ıslah ediciyiz. Kur'an cevaben ne diyor bunlara? Oysa siz en kötü fitnecilersiniz ama sizin kalbiniz öldüğü için bunun farkında değilsiniz. Kalbi ölen, yani yaşayan ölüler diyelim tabiriyle. Ölmüş o ruhlar, kokuşmuş o bedenler, o ruhlar, o beyinler İmam Rıza'yı peygamber şehrinden bile çıkarırken işte meslahat bunu gerektiriyordu ki siz Horasan'a gelesiniz. Yani İmam Rıza'yı haşa kandırdılar mı? Kandırma zorla değil, götürmeyi. Zorla. İki şeyin arasında ya ölüm ya gelirsin. Çünkü iki gerekçe sunduk burada. Bir, içteki muhalefet. İki, İmam Rıza'ya her geçen gün insanların yüz getirmesi. Memun'un çöküşü başlamıştı. Kardeşini öldürdükten sonra hilafet merkezi o gün Bağdat'taydı. Sonra Horasan'a, sonra tekrar Bağdat'a kaymaya başladı. Ne oldu? Bu iç savaşların Ehl-i Beyt'i bir nevi kalkan olarak kullanmayı hedefledikleri için nasıl
Cemel Savaşı'nda, Siffin Savaşı'nda birileri Kur'an'ı, birileri peygamberin hanımını, eşini, Ayşe annemizi kalkan kullandılar ya. Bunlar da Ehl-i Beyt'i kalkan kullanmak istedi. İmam Rıza'yı kalkan kullansın ki saltanatı ayakta kalsın. Evet. Bunun için iki şey arasında seçim bıraktı. Ya gelirsin ya öldürülürsün. Yani Abbasi halifesi Memun itibarını sağlamlaştırabilmek için halkın itibarını gözünde değil saltanatını. Saltanatını meşru hale getirebilmek için. Bravo. Bir gerçekte aslında zorla İmam Rıza'ya başka bir seçenek bırakmadan yani Horasan'a getiriyor. Arasında, ya ölüm ya gelişim. Ama bir yandan da bunu yaparken halka İmam Rıza'ya büyük bir hürmet gösteriyormuş kesinlikle gibi yansıtarak kesinlikle halkın desteğini alma çabası. Kesinlikle saygın bir vaziyette. Medine'den ayrılışını saklıyor. Ayrıldıktan sonra tamamen sistem devreye giriyor. Ancak bu sisteme karşı imamın da oluşturduğu bir sistem var. O da çok ilginçtir. Yani imam eli kolu bağlı bunların karşısında durmadı. İmam bunların bütün kirli oyunlarını, entrikalarını ayak altına alabilmek için dostlarını çok mükemmel bir şekilde bilinçlendirdi. Buyurdu ki Medine'de kalanların görevi bu. Şehirlerde görevleriniz bu. Yani Ehl-i Beyt imamları insanlığa o rahmet ve cömertliği her açıdan yaptılar. O hizmeti canlarının bedelini ödeyerek her açıdan yaptılar. Geri adım atmadılar. Evet. Hocam müsaadenizle bir reklam arasına gitmemiz lazım. Reklama gidelim. Ardından yine İmam Rıza hakkında bilgiler edinmeye devam edeceğiz. Ve sizden gelen mesajlar da var. İmam Rıza ile ilgili gönderdiğiniz mesajlar var. Selamlar var. Bunlardan da okuyacağız. Yine canlı yayın boyunca veya reklam arasında da ekranda göreceğiniz numaradan bizlere WhatsApp üzerinden sorularınızı, görüşlerinizi, selamlarınızı gönderebilirsiniz. Her programda bunları okumaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca tabii ki sorularınızı da programda süremiz yettiğince hocamıza yönelteceğiz. İmam Rıza ile ilgili özellikle soruları gönderirseniz seviniriz. Şimdi bir reklam arası, ardından yine sizlerle beraberiz. Evet, kıymetli canlar, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. İbrahim Şeren hocamızdan, Caferi Alemler Birliği'nin çok kıymetli üyelerinden İbrahim Şeren hocamız bizleri İmam Rıza hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. İmam Rıza'nın Medine'de ne kadar önemli, güzel faaliyetlerde, ilmi çalışmalarda bulunduğundan bahsettiniz. Memun bir takım entrikalarla milletin desteğini almak için, halkın desteğini almak için, saltanatını güçlendirebilmek için sözde güzellikle davet ederek, hürmetle İmam Rıza'yı Horasan'a davet ediyor. Ama tabii gerçekte ona başka bir seçenek bırakmayarak zorla aslında Horasan'a İmam Rıza'yı davet ediyor. O yolculuk hakkında da hocam mümkünse sizden bilgi alalım. Seyircilerimizden bu konu hakkında bilgisi olanlar var belli ki. Orada yolculuk sırasında söylediği hadisleri aktarır mısınız demiş. Dediniz ki İmam Rıza'nın gideceği güzergahları bile ayarlamaya çalıştılar ki insanların bu yolculuk sırasında İmam Rıza'ya sevgi gösterisi olmasın. Daha fazla İmam Rıza Horasan'a gidişi sırasında öne çıkmasın, itibarı daha fazla artmasın diye. Ama İmam Rıza da buna karşı bunun bilincindeydi ve yapacaklarını biliyordu. Yanındaki kişileri, sevenleri bilinçlendirmişti dediniz. Neler yapıldı? Bir sevgi gösterisi oldu mu? İmam Rıza'nın onlara karşı bir konuşması oldu mu? Buyurun hocam. Şimdi önce bunu bir vurgulayayım ben izninizle. Davet eden de, davet edilen de işin bilincindeydi. Farkındaydı. Bundan dolayı eğer konjüktör bazında şartlar uygun olsaydı, davet etmeden İmam Rıza Efendimiz'in işini Medine'de bitirirdiler bunlar. Eğer İmam Rıza'yı Medine'de şehit etmiş olsaydı Abbasilerin sonu olurdu. Bunun için ne ettiler? Saltanat kurmaylarıyla birlikte yapılan istişare sonucu İmam Rıza'yı Horasan'a davet etme kararı alındı. Ve bu kararı alırken de tecrit kararıyla birlikte şehirlerin güzergahları bu esaslar üzerine ayarlandı, planlandı. Evet, ancak buna rağmen İmam Rıza bütün önlemleri almıştı. Bunun için şehirlere farklı farklı
hangi güzergahlardan geçileceklerini bildiklerini ve oralara dostlarının bu haberi sızdırması, aktarması. Bu nerede tam patlak veriyor? En muhalif şehirlerden birisi olan Nişabur, Horasan'ın yakınları. Orada da İmam Rıza ziyaretine gidenler çok iyi biliyorlar ki orada bir kademgah var. Yani İmam Rıza'nın mübarek ayağının izinin o taşa yer etmesi vardır. Ona ne diyorlar? Kademgah diyorlar. Ayak izinin olduğu yerde. Orada İmam Rıza'nın insanlar o sevgi seli içerisinde bulunurken hadisçiler ısrarla bir teberrük olarak bir hadis istiyorlar İmam Rıza'dan. Hadis ilimleri. Çok önemli. Bize teberrük olarak bir hadis söyler misiniz? Peygamberden bir söz söyler misiniz bize? Çok ısrarla İmam Rıza Efendimiz şöyle buyuruyor. Kelimetü la ilahe illallah hisni. Femen dekale hisni emine min ezabi. Allah buyurdu ki, hadisi kutsidir peygamberimiz nakli. Peygamberimizden bu hadise silsiletü zeheb. Yani bu hadisi nakledenler kesinlikle hadis literatüründe tartışılmazsız insanlardır. Yani tam kaynak olarak kaynak güvenilir olduğu için halka hadisi nakleden o halka altın kadar değerlidir. Yani zerre kadar içinde çürük yok. Yani altın silsilesi. Altın silsilesi. Bu hadis bu anlamı taşıyor. Ve bu hadis bütün İslam kaynaklarında ittifakla yer alan bir hadistir. La ilahe illallah bir sarsılmaz kaledir. Kim o kalenin içerisine girirse benim Allah buyurur ezabımdan emanda olur, güvende olur. Ancak beşrutiha İmam Rıza biraz devam ediyor. Sonra mübarek yüzünü dönüyor insanlara. Buyuruyor ki bunun şartı vardır. Ben de onu soracaktım. Bu kadar kolay mı? La ilahe illallah deyip şu an o sarsılmaz kalenin içerisine girdiğinizde diyor. Hayır, bunun bir şartı vardır. O şartı da biz ehli beytiz. Yani biz ehli beyte ittiba ederseniz de o kalede, o Allah'ın ezabında güvende olursunuz, kurtuluşta olursunuz. Bu hanedanın dışında siz o kalede emin değilsiniz. Beşrutiha ve ene min şurutiha. Şartları vardır o la ilahe illallah. Onu demek değil. Yani onu derken o la ilahe illallah'ı süzeceksin, boğaz halkalarından geçirip ruhuna oturtacaksın. İyi de ruhuna oturttuğun zaman Allah'ın bütün dediklerini kabul edeceksin. Allah'ın bütün dediklerin içerisinde Resulü var mıdır? Vardır. Tabii ki. Resulun dedikleri de Kur'an'ın buyurduğuna göre kendisinden bir söz de değildir. Ve ma yentigu anil hava in huve illa vahyun yuha. Neyi söylüyorsa, hepsi neyi vahiy. Konuşuyorsa ilahi vahidir. Benden sonra Ehl-i Beyt'in ve bu Kur'an. Nasıl olur bir sünnet peygamberin Kur'an'ın konuşan dilinden daha üstün emanet edilsin bize? Nasıl olabilir? Hangi akılla bunu, hangi izanla bunu izah edebilirsiniz? Allah Resulü bize sünnetini emanet etti gitti. Var mı böyle bir basit geçiştirme? Nasıl Kur'an'ın dengi olan ve konuşan dili olan Kur'an değilsin, tamam itiraz yok eyvallah. Ama Kur'an'ın dengi olan o ehli beyti ve o Kur'an'ın konuşan dili olan o ehli beyti nasıl orada silip onun yerine kendi başına sünneti koyabiliyorsun? İşte İmam Rıza bunu insanlara anlatıyor, o hadisçilere. Ben onun şartıyım. Yani biz ehli beyt onun şartıyız. Allah'ın vahiy meleği dahi bizim kapımıza gelende izin almadan giremez. O şart biziz. Bizsiz o kaleye giremezsiniz. Nasıl Resulullah buyurursa Efendimiz Allah'ın salatu selamı ona ve ehli beytinin üzerine olsun. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı. O kapıdan girmeseniz ilmin şehrine
ulaşamayacaksanız, nasıl İmam-ı Sadık Hazretleri buyurursa, isterse yüzünüzü doğuya çevirin, isterse batıya çeviriniz, doğru bir ilme ulaşamayacaksanız, doğru bir ilime ulaşmak ancak bizim yanımızdadır. İmam Rıza bunun bir başka tabirini diyor aslında. Başka bir şey demiyor ki. Başka bir söz de anlatmıyor. Buyurur ki, La ilahe illallah söyleyen her kimse Allah'ın sarsılmaz kalesidir. O kalenin içerisine girmiş olur. Oraya giren Allah'ın bütün azabından, belasından, afatından, beliyatından güvende olur. Ancak şartı var. Ve o şart biziz. Biz Ehl-i Beyt'iz. Allah bizimle sizi sınayacak. Allah bizim hakkımızı size soracak. Allah Resulü bizi emanet etti, size gitti. Ve bizim hakkımızla ilgili siz hesaba duracaksanız, bu hakkı ödeyin. Bu çok ilginç bir hadistir. Bunun üzerinde bütün hadisleri, bütün imamet ve vilayet anlamının açılımlarını 20 tane makale değil, 120 tane makale de kitap da yazsak azdır. Bütün dert budur zaten. Bütün sorun budur. Evet. Ümmetin de bugün felakette sürüklenip gidilmesinin sonucu da budur. Evet. Mesele yani sadece La ilahe illallah demek olsaydı, Suriye'de, Irak'ta, Afrika'da Boko Haram'ın, El-Kaide'nin, IŞİD'in yaptığı bütün bu zulümleri göz önüne getirdiğimiz zaman bunlar olmaması gerekirdi. Yani La ilahe illallah kuru, affedersiniz, kuru bir La ilahe illallahla olmaz demek ki. İçi dolu olmalı, anlamlı olmalı. O anlamda Ehl-i Beyt yani. Kelimetu hakkın yuradu bihal batil. Hakkı söyleyip batile hizmet etmemek lazım. Hak sözlerini kullanıp batili kastetmeyin hiçbir zaman. Bu zihniyet bugün de o günde bu kelimeleri kullanarak, bu Kur'an'ın arkasına sığınarak Kur'an'ı ve Kur'an'ın indiği bu hanedanı katletmeye devam etmiştir. Çok net söylüyorum. Bugün de o günde Kur'an'ı kullanarak ve Ehl-i Beyt'in adını kullanarak Ehl-i Beyt'i katletmişlerdir. Abbasiler Ehl-i Beyt'in adını kullandı. Emeviler de Kur'an'ı kullandı. Ne fark etti arada? Biri Kur'an'ı kullandı Kur'an'ı yıkmak için, biri Ehl-i Beyt'i kullandı Ehl-i Beyt'i yıkmak için. Değişen bir şey olmadı. Bugün de aynı değil mi? Amerika'nın bugün yetiştirdiği Suriye'de, Yemen'deki insanların ölüşünün sebebi nedir? La ilahe illallah'la değil midir? Öldüren de la ilahe illallah diyor, ölen de la ilahe illallah. Çok ilginçtir. Değil mi? Şimdi siz hangisinden yana olacaksınız bir Müslüman olsaydınız? İşte İmam Rıza bunu diyor bak. Bu derdimizin reçetesini veriyor. Bu hastalığın insanların, peygamberin, ceddi Resulullah'ın, ümmetinin bu sorununun, bu yıkım enkazının altında inim inim inleyen insanların nasıl kalkacaklarının reçetesini bize veriyor. Nedir? Buyurur ki, o şart biziz, biz Ehl-i Beyt'in kapısından. Başka bir yere giderseniz de böyle inleyecekseniz, böylece ne birbirinize düşecekseniz, ve böylece ne sizi vurduracaklar birbirinize, ve böylece ne kanlarınızı akıtacaklar, böylece gözyaşlarınızı akıtacaklar. Onun için o sarsılmaz kalenin içerisinde güvenli olabilmeniz için biz onun teminatıyız. Evet. Onun teminatını biz de Allah bizi kararlaştırmış size. Beşurutu haberin. Ben de onun şartlarından. Yani memurun istediği gibi olmuyor. İmam Ali Rıza'nın dediği gibi yine insanlar ona büyük bir teveccühte bulunup geliyorlar. Ve İmam Rıza da onlara harika bir hadis ve işin ilginç tarafı oluyor. Orada gerçekleşen bir olaydı. Ha, bunu da diyeyim diğer konularımıza geçecek. Seyircilerimizden de birkaç mesaj okumak istiyorum. Tabii ki, sonra tabii ki. Şunu arz edeyim. Bu haberi ulaştırırlar işte bak. Nişabur'da böyle bir sevgiseli vardır. Bu böyle Horasan'a kadar yayılırsa. Ki Nişabur da çok önemli bir şehir. Daha sonra Selçuklar hilafetin başkentlik yapmış bir şehir yani. Aynı zamanda da
Ehl-i Beyt'e muhalif olan kesimlerin çoğunlukta bittiği yeridir orası. Evet. Yani sıradan bir yer de değildir. İşin ilginç yanı. Ancak İmam Rıza geldikçe o tansiyonu kendi aleyhine olan tansiyonu lehine çevirmeye başarır. Allah'ın nurudur. Tamamlanacak onlar istemese de. Tamamlanacak bu nur. Bugün de aynıdır, yarın da aynıdır. Ne oldu? Hızlıca imam oradan apar topar çıkarmaya çalıştılar. Sebep? Çünkü orada imam bir saat daha fazla kalsa Abbasi saltanatının, Memun'un saltanatının tamamen çöküşü olacak. Evet. Çok ilginç. Dediğiniz gerçekten de İmam Ali Rıza'yı sözde kullanmak istiyorlar ama hiç hesap ettikleri gibi olmuyor. Zaten işin aslı ne mutlu bize ki Türklerin de o dönemde özellikle İslam'a ısınmasının en büyük vesilesi İmam Rıza'nın Türklerin olduğu sınırda olması. Oradan gelişiyle Kus etkileniyor zaten. Entegreyi orada saklıyor evet. Zaten. Ehl-i Beyt dostlarından tarihte görülmemiş zulümleri gören, yüz binlerce katliamın, esaretin söz konusu olduğu, Türklerin yaşadığı o olaylar ki Emeviler ve Abbasiler yapmıştı, Ehl-i Beyt düşmanları yapmıştı. Ama bunlar İslam'dan uzak tuttular yani. Kafkaslara yayılışı İmam-ı Sadık'la ve İmam Rıza'yla perçinleştirilmiştir. Evet. Rahmetli Çetin Kaya'nın yazdığı Kızılbaş Türkleri, Abbasilerin, Emevilerin ne büyük zulümler uyguladığı Türklere anlatılmaktaydı. Evet. Çok güzel bir kitaptı, seyircilerimize tavsiye ederim. Orada görüyoruz ki Türkler aslında Müslüman olma, Türklerin Müslüman olması istenmiyor bile. Onlardan haraç almaya devam etmek için. Ama İmam Rıza ile Türklerin kalbi ısınıyor. Ehl-i Beyt ile kalbi ısınıyor İslam'a. Ve Ahmet Yesevilerin, Hacı Bektaşların o kanalın açılmış olduğunu görüyoruz. İşte. Ki Anadolu'yu da böyle nurlu, böyle Ehl-i Beyt sevdasıyla dolu evet. Bir İslam diyarı. Ali sevgisiyle dolu bir İslam diyarı haline getiriyorlar. Hocam seyircilerimizden müsaadenizle birkaç mesaj tabii. Okuyayım. Bir mesajı hemen açıyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Ehl-i Beyt hakkında bizlere güzel sunumunuzla bilgi vermeniz bizleri mutlu ediyor. Değerli dostum, alimimize saygılarımı sunuyorum. Şahsında Cem TV'ye şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, tüm canlara selam olsun. Tekelti Köyü Muhtarı Taşkın Atam yazmışlar. Bizler de kendisini buradan selamlıyoruz. Bu selamı gönderen değerli muhtarımızın şahsında bütün seyircilerimizin, selamı gönderen bütün seyircilerimizin selamlarını cevaplamış olalım. Bir seyircimiz yine yazmış, açtığım öyle denk geldi. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş, dua istemiş. Allah Ali'nin yolundan ayırmasın diyelim. Başka bir seyircimiz, Manisa'dan selamlar, Ali haktır, Ali'nin yolundan ayrılmayalım demiş. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ve yine başka bir seyircimiz yazmış, İmam Ali Rıza'nın adı Ali ise Rıza neden diyoruz? Diye sormuş hocam. Bu soruyu size yönetmiş olalım. Güzel, ayrıca biraz daha açayım müsaadenizle bu soruyu. Tabii ki. Başka lakapları da olduğunu biliyorum İmam Ali Rıza'nın ki program başında bir dua okudunuz. Evet. Orada birkaç lakap geçti. İmam Ali Rıza ile ilgili unvan veya lakap hangisi doğru ise onları da açmanızı rica edelim. Buyurun hocam. Kesinlikle. Rıza bir lakabıdır. Alime Ali Muhammed bir lakabıdır. Taki, Naki, Zeki bir lakabıdır. Sıdık bir lakabıdır. Aynı zamanda Zamin-i Ahu, Zamin-i Ahu çok bir büyük. Lakabıdır. Ben bunların içerisinden biri kardeşimiz açıkladığı için Rıza, biri de Alim Ali Muhammed, bir de Zamin-i Ahu'yu açıklayıp hemen evet. Diğer konulara tez buyurun. Geçelim diye. Zamin-i Ahu neden İmam Rıza Efendimiz'e verilen bir lakaptır? Zamin Arapçada kefil anlamınadır. Ahu bildiğimiz ahu geyik. Ceylan. Ceylan. Avcı ceylanı avlamak ister. İmam Rıza Efendimiz bir bakıyor ki ceylan ona sığınır. Avcı bu benim avımdır ısrar eder. İmam Rıza der ki ya bunu sat ya bu ben kefil olayım. Bu gitsin benden istiyor yavrularını doyursun. Ya parasını vereyim. Bırak azat et gitsin, bunu öldürme, yavruları var. Benden ısrarla istiyor ki yavrularım var. Beni bekliyor, yuvama dönmem gerekiyor. Ya da ben kefil oluyorum. Bırak gitsin, yavrularını doyursun, onu istiyor. Eğer azat etmem istemiyorsa gidim yavrularımı doyurum, onların karnı aç.
onları, yavrularımı doyurum, dönüm gelin beni öldürsün. İmam Rıza'ya diyor ki avcı, kefil oluyor musun peki sen buna? Dönmezse bu başım kefildir size. Düşünebiliyor muyuz? İmam Ali Rıza. İmam Rıza Efendimiz avcıya şunu söylüyor. Bırakıyor diyor efendim, yakanızı bırakmam, alırım kellerinizi. O anda da tabii ki İmam Rıza olduğunu da bilmiyor. Avcı, kimsin yani? Parasını vereyim, kimsin yani? Bir ceylan için neden? Evet, neden bu kadara? Çok enteresan yani, bu gidip dönebilir mi? Ölümden kurtulan bir hayvan nasıl tekrar ölüme gelebilir kendi evet. ayağıyla? Ben kefilim diyor, kellem sana. Tamam diyor, kabul ediyorum. Bırakıyor, muhabbet ediyorlar. O arada işte aslının asaletini öğrenmeye çalışıyor. Kimsin, necisin? O esnada yarım saat filan bir müddetten sonra geyik dönüyor. İmam Rıza buyurdu ki al işte avlum geldi. Nasıl oldu dedi bu. Yavrularını doyurdu. Karnındaki, memelerindeki sütü götürdü yavrularına verdi. Doyurdu. Geldi. Ben de kefil olmuştum size. Şimdi yine sizden ricada bulunacağım. Bunu bırakın. Peki sen kimsin dedi bunu. Ben ömrümde bu kadar av hayatımda ilk kez karşılaştığım bir olaydır. Peygamberi tanır mısın buyurdu imam. Evet. Ali Murtaza'yı tanır mısın? Evet. İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynelabdin sayarak da babaları İmam Musa Kazım'a geliyor. Nasıl tanımam efendim? Onlar da benim imamlarımdır. Ben onun oğluyum İmam Rıza. İş değişiyor orada. Evet. Hani Hazreti İbrahim peygamber bir nehrin kenarından geçerken Allah'tan istedi ki Allah'ım ölüleri nasıl diriltirsin? İbrahim peygambere hitap oldu. İman etmemiş miydin? Neden iman etmiştim ancak kalbim güven bulsun. Avcının dediği söz buna benzer bir sözdür. Çok ilginçtir. İnanırdım sizin imam olduğunuz ama kalbim bu derecede böyle mutmain değildi. Ama şimdi anladım ki Allah nerede hüccetlerini, hangi hanedanda, hangi soyda bu hüccetleri, bu imamları kararlaştıracak. Onun için imamın ayağına kapanıyor, oku da atıyor. Avdan vazgeçiyorum. Bu avda senin hürmetine azat ediliyor. Yeter ki Allah'tan ise Allah da beni cehennem ateşinden azat etsin. İmam Rıza'nın ahu meselesi böyledir. Zamin ahu. Lakabı buradan gelmedi. Çok da bilinir zaten ülkemizde evet. özellikle. Hocam en azından Rıza bir iki lakabını alalım. Rıza lakabını da bunu hemen arz edeyim. Sonra bir iki sözünü hediye olarak diyeyim dostlarına. Evet, kısaca almamız Rıza lazım. Lakabı İmam Rıza, bütün imamlar Rıza'dır. Ancak İmam Rıza'nın döneminde bu daha çok yaygın olduğu için muhalifler, muvafıklar yani İmam Rıza'yı sevenler ve sevmeyenler İmam Rıza'ya o kadara cezbolmuştular ki, artık ona gerçekten Rıza lakabından başka bir şey gitmezdi. Allah'ın da Kur'an'da buyurduğu gibi Raziyallahu enhum ve razu en. Allah bu hanedandan razıydı. Bu hanedan da Rablerinden gerçek manada razıydılar. İnsanlar da bunlardan razı olduğu için Rıza lakabını Allah bunlara verdi. Evet. Dostlarına kısa son bir sözümüzü alalım. Hemen bir en azından teberrük olarak dostlarına bu hadisi okuyun bari hiç mahrum kalmayalım. Buyurun. İmam Rıza'dandır. Şöyle İmam Rıza Efendimiz dostlarına hadis olarak en azından teberrüken diyeyim. Evet, zaten seyircilerimizden gelen beş önemli şey. Buyurun. Beş önemli şey. Asaletinde güvenirlik, tabiatında kerem, ahlakında sebat, nefsinde şeref ve kalbinde Allah korkusu bulunmayan kimseden dünya ve ahiret işlerinde hiçbir hayır beklemeyin. Tekrarlayalım. Asaletinde güven, güvenirlik. Hamsun beş şey diyor. Kimde yoksa ondan hiçbir şey olmaz. Nedir? Asaletinde güvenirlik. Bir. İki. Tabiatında kerem. Özü zaten İmam Rıza'nın kerem sahibiydi. Cömertlerin cömertiydi. Cömert olması lazım. Cimri olmaması lazım.
tabiatında kerem, ahlakında sebat. Bir gün iyi, bir gün kötü yok. Yelpazen nereden geliyorsa oraya dönüm yok. Nefsinde şeref. Nefsini tezkiye de, imam lakaplarına bir de zekiye değil miydi? Zeki. El imamu teqiyyun neqiyyuz zeki. Nefsinde şeref olacak. Ve kalbinde Allah korkusu, yaptığı her şeyin hesabını verecek. Bunlar kimsede bulunmuyorsa dünya ve ahiret işlerinin hiçbirinden hayır beklemeyin. Evet. Allah bizi bu vasıflardan yoksun olanlardan etmesin. Amin. Bu vasıfları bizlere de nasip etsin ki Allah bize Ehl-i Beyt'in takipçisi olmaya layık olanlardan etsin diyelim. Eğer öyle olursak bu vasıflara da sahip oluruz zaten. İmam Rıza'yı Allah bizden razı etsin. Çok teşekkür ederim. Bütün dostların, Cem TV çalışan kardeşlerimizin de, sizlerin de Allah hanelerine, İmam Rıza hürmetine, huzur, bereketini versin. Şahitlerimize rahmetini, bereketini nazil etsin. Şahit şehidan İmam Hüseyin'le mehşur etsin cümlesini. Çok teşekkür ederiz. Değerli hocamız, Caferi Alimler Birliği'nin çok kıymetli üyelerinden İbrahim Şeren hocamızdan bu akşam çok güzel bilgiler edindik. Şah-ı Horasan İmam Rıza ile ilgili, 8. imamımızla ilgili, onun hayatıyla, dönemin özellikleriyle, ilmi yaymasıyla, hizmetleriyle bizleri bilgilendirdi hocamız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu arada seyircilerimizden de birçok mesaj gelmişti. Özür diliyorum kendilerinden. Bir tanesi açık mesela. Hatay'dan Mehmet Demiray diye beyefendi bizlere mesaj atmışlar. Başka mesaj gönderenler de var. Ne yazık ki süremiz yetmedi. Özür dileyerek hatırlatıyorum, lütfen bir sonraki programda bu mesajları gönderin. Görev bileceğim bu soruları sormak için, görür görmez soracağım inşallah. Şimdi maalesef programımızı sonlandırıyoruz. Haftaya yine sizlerle Cem TV ekranlarında buluşmak dileğiyle. Ehl-i Beyt'i konuşmak üzere, 12 imamı konuşmak üzere, inancımızı konuşmak, anlamak üzere Cem TV ekranlarında buluşalım. Sağlıkla kalın. Allah Kur'an'dan, Ehl-i Beyt'ten ayırmasın.